Boyut Çelik Kapı, Candaş Tolga'yla Az Önce Konuştuğumuz sunar. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz siyaset, yerel seçimler var. Bu ayın sonunda bütün illerimizdeki herkesin gündeminde yerel seçimde ne olacağı var. Bizim kanalımızda dahil olmak üzere televizyon ekranlarında da en çok konuşulan şey yerel seçimler. Biz bir ara verelim istedik bu bölüm için. Çünkü benim uzun süredir programa çıkarmak için çok çaba sarf ettiğim ve sonunda başardığım ve bizim için de bir nefes olacak bir program için sizlerin karşısındayız. Bugün konuğum kafası çok farklı çalışan, yaptığı her işte çok başarılı olan ve enteresan bir şekilde yenilikle delilik arasında sürekli başarıyı yakalayabilmiş müthiş bir arkadaşımız, konuğumuz bugün Ali Atay. Ali, hoş geldin. Abi hoş bulduk, nasılsın? Ne diyorsun bu mesela, bu yerel seçim falan filan seni de çok sıkıyor mu? Biz bu kadar işin içerisindeyiz, bizim bile canımız çok sıkılıyor bazen bu gündemden. Dışarıdan bakan biri olarak sen nasıl nefes alabiliyorsun? Bıktım. Yani gerçekten bıktım. Yani bununla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Bununla ilgili ne yapmam gerektiğine dair bir fikir yürütmek de istemiyorum. Ama işte elimiz mecbur. Sürekli işte sandığa gidiyoruz, seçim, oy kullanıyoruz falan. Ama bununla ilgili konuşmuyoruz da artık yani. O kadar çok yani seçim oluyor değil mi Türkiye'de? Geçen sene vardı. Ondan mesela 2 sene önce bir daha. Devamlı seçim oluyor. O kadar fazla seçim oluyor ki gerçekten yani. Başka bir şey yapmaya fırsatımız yokmuş gibi oluyor. Her işin arasında bir seçim giriyor. İşte bunlarla boğuşuyoruz falan ve bunu artık hayatımıza bir şekilde entegre etmeyi de öğrendik falan. Bunlarla yaşıyoruz. Siyaset mizaha böyle tıkayan bir şey midir? Ya siyaset bence mizahın önüne geçen bir şey. Ben sevmiyorum siyasetle beraber hareket etmesini. Hmm. Hani mizahla ilgili bir şey yapıyorsan, ki yapılan her şeyin içinde mizah var ama yapılan her şeyin içinde düşünenin tam tersini düşünürüm ben. Siyaset politika yoktur bence, olmamalıdır. Yani bir sanatçı siyasetten ayrı düşünülemez gibi şeyler vardır, böyle bir sanılar vardır ama ben öyle düşünmüyorum pek. Ya siyasetten ne anladığımıza da bağlı. Bu ülke siyaseti, bu ülke politikasıysa eğer zaten bence yan yana düşünülmemelidir gibi şeyler düşünüyorum bununla ilgili. Ya siyaset başka bir şey. Yani çok siyaset, güldüğün bir siyasetçi var mı mesela? Yani komik bulduğun var mı? Abi ben maalesef bu ülkede siyasetçilere gülemiyorum ya. Hmm. Ya nasıl güleyim yani? Çünkü yaptıkları her şey, aldıkları her karar birebir seni etkiliyor ya. Bir ara Mustafa Sarıgül'e çok gülmüyordu. Yani gülmüyor derken bayağı TikTok. Ona gülmüyordum. Ben kimseye gülmüyorum yani. Hiçbir siyasetçiye gerçekten gülmüyorum. Tam tersi, onların söylediklerini fazla ciddiye alıyorum. Ve o ciddiye aldığım şey benim biraz sinirimi bozuyor. Hmm. Yani herkes, bütün siyasetçilerden bahsediyorum. Genel olarak siyasetçi kavramından bahsediyorum yani. Çok gülünebilecek bir siyasetçi profili değil. Biz İsviçre falan olsaydık, oradaki siyasetçilerin yaptığı, kürsüde yaptığı konuşmaları gülebilirdik elbette ki. Ama burada ben artık onları komik de bulmuyorum. Siyasi mizah yapmayan mizahçıya biraz korkak gözüyle bakanlar var. Yani nasıl yaptığınla alakalı. İnsan her şeyle ilgili mizah yapabilir. Her şekilde siyaset yapabilir. Her şekilde mizah da yapabilir. Ama ben bunun iyi bir örneğine rastlamadım. Yani mesela yani sen böyle diyorsun ama Leyla ile Mecnun'da şey vardı. Leyla ile Mecnun TRT'de yayınlanırken Erdal Bakkal'ın TRT'nin bandrollerine yönelik bir şakası vardı. Tamam. Bayağı siyasi mizah bu. Bu siyasi mizah değil aslında. Yaptığın yerle ilgili, yaptığın platformla ilgili bir eleştiri bu. Tatlı bir eleştiri. Kızmıyorlar mı TRT'ciler bunu? Hayır, kızmıyorlar. Çok hoşlarına gidiyordu tam tersi. Yani kendi içlerinden böyle bir şeyin gelmesi falan hoşuna gidiyordu. Kimin gitmez ki? Yani kalp kırmayacak bir şekilde bir şey söylediğin zaman herkesin hoşuna gider bu. Ya bizim ülkemizde olmasını istediğim şey bu. Ya ben hükümetle ilgili bir şey söyleyebilmeliyim. Çünkü ben bu ülkenin vatandaşıyım. Muhalefetle ilgili bir şey söyleyebilmeliyim. Şimdi her türlü bir şekilde linçleniyorsun ya bu ülkede. Ya hükümetin yaptığı güzel şeylerle ilgili iyi şeyler söylediğim zaman linçlenmemeliyim. Hmm. Kötü şeyler söylediğim zaman da linçlenmemeliyim. Aynı şey muhalefet için de geçerli. Ya muhalefet, çok kötü muhalefet yapıyorsun dediğim zaman işte sen artık rota kırdın falan. Benim rotam da yok, direksiyonum da yok. Ben bir insanım. Belli bir algı çerçevesinde olayları anlamaya çalışıyorum. Bir bakış açım var. Ve uyan uymayan şeyleri söylüyorum. Yani algım doğrultusunda, bana gelişi doğrultusunda onları anlatmaya çalışıyorum birilerine. Bu birilerine hoş görünmüyor. Taraftar olmak gerekiyor algısı var maalesef. Ben de ondan hoşlanmıyorum. Herhangi bir yerin taraftarı olmak zorunda değilsin. Yani TRT'de de böyleydi. Biz hani TRT'de yapıyoruz diye TRT övmek zorunda değilsin. TRT bizim kurumumuz. TRT bizim. Yani devletin, hükümetin, halkın, hepimizin yani.
Ve biz de orada oyuncular olarak TRT'yi sahipleniyorduk ve diyorduk ki işte bu biraz fazla mı acaba falan. Hmm. Bu çok güzel bir aslında bunun prototipiydi yani. Bizim hani hükümetle ilgili böyle şeyler söyleyeceğimiz anlar olmalı. İşte onu anlatmaya çalışıyorum yani. Muhalefetle de ilgili olmalı. Yani yerel seçimle ilgili olmalı. Ama totalinde gerçekten bıktım. Yani bütün bunları biliyor olmak. Yani bütün politikacılara, bütün siyasetçilere, bütün belediye seçimlerindeki kimlerin aday olduğuna dair bana sürekli mesajlar geliyor. Benim ilçedeki muhtarın kim olduğunu, hangisini seçmem gerektiğini. Ya bu kadar bunlarla ilgili bu kadar donanım sahibi olmak yorucu değil mi ya? Ya bir de artık telefonları ele geçirmişler, nasıl bilmiyorum ben. Sürekli bana mesaj geliyor. Hepimize yani. Hepimize geliyor ya. Bayağı. İsim geliyor bayağı yani. Bilmem tabii isimden SMS mi kaldı bari WhatsApp'tan yazayım. SMS'den geliyor yavrum. Tabii. Ne yapsın yani SMS yolluyor. Diyorum kim bu ya? Bir arkadaşım sanıyorum gerçekten. Uzun uzun okuyorum böyle falan. Öyle durumlar yani. Ya bir herkesin gerçekten birbirini anlayabileceği bir durumumuz var aslında. Bir potansiyelimiz var. Anlamayı reddediyoruz. Ya herkes başka bir taraftan bakıyor. Herkes başka bir şeyden bakıyor. Stadyumun bir tarafı burası, bir tarafı burası gibi oldu yani. Senin tribünler farklı. Leyla ile Mecnun tüm zamanların televizyonda yapılmış en iyi işlerinden bir tanesi. Eyvallah. Çok değişik bir kafası da var. Yani o mizah kafası başka bir kafa. O güne kadar çok benzerine rastlanmamış bir kafada ve her kesimden insanı güldürmüş bir evet iş. Ya. Şimdi mesela ben bakıyorum Ölümlü Dünya'ya da öyle. İnsanlar harıl harıl gittiler. Ve o insanların nereli olduğu, kim olduğu ya da evet, herhangi bir şekilde hani ne olduğundan bağımsız olarak gittiler. Fakat Türkiye'deki genel haleti ruhiye bu değil ya. Yani artık biraz fazla herkes kendi köşesinde, herkes biraz evet, kendi kalıyor. Mesela bu kadar ayrışmış bir ülkede mizahı ayrışmadan yapmak nasıl oluyor abi? Nasıl herkesi güldürmeye çalışıyorsun? Bu söylediğin oluyor işte. Yani ben ayrışmış durumda değilim ki. Benim bir tarafım yok yani. Ben bana doğru gelen şeyin yanında durmayı tercih etmiş biriyim. Yaptığım işlerde de onu gözetiyorum biraz. Yani komedi, mizahsa, ben mizahımın için o yüzden siyaset, politika falan özellikle sokmak yani bana şey geliyor, saçma geliyor, uzak durduğum bir, mesafeli durduğum bir şey olarak kodluyorum onu. Böyle olduğun zaman herkese ulaşıyor bir şekilde. Yani herkesin herkese ulaşabilecek potansiyeli varken bunu reddetmek, bir yerde durmak. Yani hepimiz bu vatanın çocuğuyuz sonuçta, yani bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülke için çalışıyoruz gerçekten. Ama bir nokta geliyor, ben şunu söylediğimi hatırlıyorum. Herkes taşın elini altına sokmak istiyor. Taşın altına elini sokmak taşın istiyor. Elini altına sokmak. Ha işte. Taşın altına elini sokmak istiyor herkes. Yani o taşı bir kaldıralım, bir şey yapalım falan. Sonra bakıyorsun taş yerinde yok, gitmiş falan. Anladın mı? Yani o da artık yani ortada yok. Neyle uğraştığımızı bilmiyoruz. Neye çaba gösterdiğimizi bilmiyoruz falan. Yani yaptığın şeyin ulaşacağı yeri hesap edemiyorsun. O kadar karıştı ki her şey birbirine. Leyla ile Mecnun fikri ilk nasıl geldi? Fikri? Yani böyle geldi. Bir şey yapalım nasıl geldi sana? Bana bir proje geldi, senaryo geldi. Senaryo okudum. Daha sonra şeyi sordum yani kimler var? Çok o dönem için yeni bir fikir çünkü sonuçta. Yani riskli bir şeyde böyle bir şeye girmek. Bilinen bir komedi tarzı değil bu. Olup bitenler, oradaki kurgu, karakterler bile. Yani bizim de bilmediğimiz bir şeydi. Aslında öyle kurulmuş bir şey olarak gelseydi bana, ben mesela bunu düşünüyorum ara ara, öyle gelmiş olsaydı ben anlamayabilirdim onu. Yani bunu biz nasıl yapacağız, nasıl hayata geçireceğiz? Ya en basitinden 4 tane adamın aynı yatakta yatıyor olmasını, hani insanların sinir uçlarına dokunmadan, bunu işte hassas bölgelere saldırmadan, hassas bakışları olan insanlara rahatsız etmeden, ya böyle bir şeyi nasıl anlatır diye sorardım ben yapımcıya. Ve bunun gibi binlerce şey var hikayenin içinde. Ve o da çok zor, bunu yapamayız falan derdim. Ama kendiliğinden oluştuğu için süreçte, ya organik bir şekilde cana geldiği için, biz de yaparken fark ettik her şeyi. Ya bu evet ya, çok tuhaf oldu bu. Bu bir şey olacak demek ki. Buradan bir şey çıkaracağız herhalde falan diye. O nasıl bir his, o bir şey olurken ve giderek etkisi büyürken onun içerisinde olmak? O gerçekten tanımsız ya. Karşılığı yok onun yani. Hep şey hissi doğuruyor insanda. Yani ben sevmeliyim önce vardır ya. Yani ben bunu çok seviyorum yaptığım şeyi ve bu bir karşılık bulursa ne güzel, bulmazsa da başımın üstünde yeri var. Durumuyla hareket ediyorsun ve karşılık bulduğunu görünce diyorsun ki okey, ben bildiğim şeyle, bildiğim yerde durup, bildiğim alanı genişletip hareket edersem demek ki mutlu olacağım. Yani bu yaptığım şeyde sağlamasını yaptırıyor insana. TRT'de neden bitti o dizi? Yani 104 bölüm çektik. Sonra işte bitirme kararı aldı TRT. Bitti sonra.
Sonra tekrar Eksen'de başladı. Evet. Dördüncü sezonu mu Eksen'deki? Yani dört sezon mu yapıldı toplamda? Dört sezon yaptık. Daha devam eder miydi yoksa tamam yeter noktasına geldiniz mi? Ya aslında Leyla ile Mecnun şöyle. Biz mesela yaşlarımız ilerliyor falan, yaş alıyoruz. 60-70 yaşında tekrar bir araya gelip hani hayatta kalanlarımızla falan. Öyle bir aurası var o işin. Öyle bir konsept yaratıldı kendiliğinden. Yani öyle bir şey yapmak, tecrübe etmek isterim mesela. Buna 20 sene sonra, 10 sene sonra neyse artık yani. Tekrar bir araya gelip bir bakmak isterim yani. Oluyor mu? Yani oradaki karakterler de o mahallede bir şekilde sanki yol alıyormuş gibi bizimle. Yeni bir şey yapma. Ben seni anons ederken böyle yenilikle delilik arasında bir başarı hikayesi var. Çünkü bütün yaptığın işlerde bir böyle benim gözlemlediğim, ben seni seyircin olarak sadece bunu gözlemliyorum. Bir sürekli bir yeni bir şey yapma gayreti var. Ve onun bir hazzını görüyorum seyirci olarak sende. O nasıl bir motivasyon? Yani yapılmışı yapmak değil ama daha yeni bir şey yapmak. Hatta kendi yaptığın işten de sıkılıp daha yeni bir şey kovalama. Bu hem çok yorucu hem de başka bir kafa neticede. Onu bir anlatır mısın bize? Yani yeni şey yapmak... Dünyanın en zor şeyi bu arada. Yani yeni bir şey yapayım diye yola çıkmıyorsun zaten. Yani bir hikaye kurmaya başlarken yaptığın şeyin referansın olmadığını fark ediyorsun. Hani bir şeye benzemesin, bir şeylerden esinlenilip yapılmış gibi durmasın derken ortaya yeni bir şey çıkıyor gerçekten. Yeni bir tavır çıkıyor falan. Ve diyorsun ki eyvah, yani üstümüze yük aldık. Biz şimdi bununla nasıl yol alacağız? Yani bunu insanlara nasıl anlatacaksın? Çünkü senden bekledikleri şeyler belli. Ya benden şu anda herkes işte Ölümlü Dünya'yı yapayım, işte Leyla ile Mecnun'u yapayım, işte televizyon yaptığım o diziyi devam edeyim falan. Yaptığım işlerin devamını yapmamı istiyorlar. Diyorsun ki yani hayat o kadar kısa ki ya. Yani aynı şeyi defalarca yapmanın bana bir tatmini olmayabiliyor bazen. Yani yeni bir şeyler yapıp oradaki o heyecanı tatmak istiyorum. Onun tuhaf bir heyecanı var çünkü. Riskleri var. Yolculukta karşına çıkabilecek engellerin ne olduğunun belli olmama durumu var. Ya bunlar nasıl başa çıkacaksın? Bu problemler var. Bu problemlerle uğraşmak benim hoşuma gidiyor mesela. Ya onu birine anlatmak, anlatırken işte referans gösterememek. Yani şu anda mesela başında öyle bir şey var, böyle bir proje var. Boğuşup duruyorum onunla. Anlatabileceğin gibi bir şey mi? Ya anlatırım da yani birkaç yerde de söyledim zaten. Böyle bir proje tasarlayalım diye konuşmaya başlarken 2-3 ay sonra ortaya bir distopik komedi fikri çıktı. İki arkadaşımla beraber çalışıyorum onu. Soner Bastiat ve Ebru Yılmaz. Senaryo grubumuzda nihayet bir kadın var. Çok mutlu oluyorum o yüzden. Distopik komedi nedir abi? Ya distopik komedi aslında bir sistem komedisi. Ya farklı bir sistemde geçen bir durum komedisi aslında yani. Kendiliğinden çıkmış bir şey. İşte bu yani. Distopik komedi nedirle karşılaştığın zaman distopik komedinin işte referanslarını vermeye kalkıyorsun. Hop, o kadar kısır ki yani 3-5 tane iş çıkıveriyor karşına. Onunla anlatmaya çalışıyorsun projeni. Sonra diyorsun ki hayır, sıfırdan anlatayım. Bu böyle bir düzenin içinde geçen, böyle bir hayatı olan bir adamın şu durumlara maruz kalıp şunları yaşamasıyla ilgili bir hikaye falan diye anlatmaya başlayınca diyorsun ben bunu yapayım o zaman. Yani Ölümlü Dünya'da yaşadım ben bunu. Ölümlü Dünya'da bana dediler ki işte bu adamların kiralık katil olması durumunu bence Ali'cim kaldıralım, bunu çıkaralım. Dedim ne yapacağım o zaman, esnaf komedisi mi yapacağım yani? Yani sadece esnaf komedisi üzerine bir şey yapmak istemem. Burada bir durum var. Yani bunu anlatmak falan. Bir sürü insana 2,5 sene önce dil döktüm. Bak herkese. Bütün yapımcıların elinden geçti, kanallara gitti, platformlara gitti. En son dedim yapamayacağız herhalde, olmayacak yani. Hani öyle para bulmak, finansör bulmak, bir kaynak bulmak falan da o kadar kolay değil. Yani yeni bir şey olduğu zaman muhakkak bir yerde ya bu olmasa mı acaba falan diye bir şeyle karşılaşıyorsun. İşte o olsun ki yani ondan sonra sen zaten yani bunu seversen zaten bunu isteyeceksin. Başıma geldiği için söylüyorum bunları. Biz bak Leyla ile Mecnun'a da böyle girdik. 4 bölüm şansımız vardı, 1 ay. Yani 4 bölümde ne yapıyorsak o. 4 bölümde biz gerçekten bıraktık, takıldık. Nasıl 4 bölüm şansı? Öyle bir şey. Tamam, TRT o zamanlar 4 bölüm şans veriyordu. Kaç yılıydı dizilere? Bu? 2011 falan işte. Yani 4. bölümde eğer reytingler ya da en azından bir kıpırdama, bir hareket, ki sosyal medya da yok, ne kadar zormuş yani düşününce. Bir hareket yoksa kaldırıyorlar 4. bölümden sonra. Biz dedik evet 4 bölüm ne kadar zamana denk geliyor? 1-1,5 ay takılacağız falan. İşte bir dil oluşmaya başlayınca oradan yürümeye başlıyorsun. Ölümlü Dünya'da çok enteresan bir şey var. Ben mesela şeyde de her şey çok güzel olacak var. Cem Yılmaz, Mazhar Alanson. Gişesini sorduğumda hem Cem abi hem Mazhar abi ya benim böyle çok tahmin ettiğim, beklediğimin altında bir şey söylediler. Yani o dönem evet. Sinemada böyle milyonlarca seyredilen bir film olmamış.
Fakat sonra zaman içerisinde inanılmaz büyüyen ve şimdi bir efsane, her şey çok güzel olacak. Şimdi Ölümlü Dünya'da da şimdi en son arkadaşlar rakamı yazmışlar buraya. 585 bin kişi seyretmiş aslında. Bana sorsam ben 3 milyon falan derim. Çünkü Ölümlü Dünya ilk seyredildikten sonra bugüne gelen süreçte bir efsane, yani repliklerini falan hepimizin ezbere bildiği bir film. Ama ilk seyirciyle buluşmasında senin o bahsettiğin aslında böyle bir o büyük kitleler hareketi olmamış, oldurmamış. Olmadı, olmadı. Yani yavrum ya, Feyyaz sakal kıran oldum. Üzüntüden çok üzüldük ya. Ben de çok üzüldüm. Ya istiyordum ki herkes izlesin falan. Çünkü böyle bir şey değil tabii. Yani böyle kapılar bacalar kırılsın falan derdimiz yok da. Yani bir izlensin hani sinemada falan. En abuk şey olurdu. Sakal kıran mı oldu? Sakal kıran oldu tabii ki yani Feyyaz yani. Sonra şurada bir böyle bir öbek sakalı gitti yani. Puf diye attı kendini. Stresten, sıkıntıdan tabii. Yani niye olmadı galiba, yapamadık falan. Hemen zaten Feyyaz tipik yani, yapamadık abi falan. Dedim abi yapamadık mı bilmiyoruz mu yani. Belki de yaptık yani. Ama işte gişeyi anlamanın yolu da gişeyi gerçekten anlamamaktan geçiyor biraz yani. Biz gişeyi hiç anlamaya bir zaman sonra diyorsun ki ha okey. Yani evet, bir gişe seyircisiyle ilgili bir anladığımız bir noktaya geldik. Ama orada da yanılıyorsun. Yani hiçbir şekilde gişeyi, seyirciyi, İşte yakın arkadaşlarını, aileni falan düşünmeden iş yapman gerekiyor. Ben Ölümlü Dünya'yı seyredip böyle fanı olacak şekilde, böyle hayran olacak şekilde takipçisi oldum. Fakat aynı şekilde o dönem film ilk çıktığında seyredip hiç sevmeyenler vardı. Vardı. Ama yani şöyle, yani sevene nefret edecek düzeyde. Ya küfür ettiler bana ya. Ya bayağı küfürler yedim ben. Bayağı böyle şeyimden, işte hesaplarından falan böyle, sen ne yaptığını sanıyorsun, Allah belanı versin falan. Tuhaf tuhaf şeyler yazdılar. Ya dedim, bir film yaptım ya. İşte sonra şeyi baktım mesela, annem gitti. Anneme dedim ki, yani o kadar etkisi altında kalmışım ki seyircilerin. Anneme dedim ki anne gitme. Onun diye niye gitmiyorum? Oğlum, anne dedim ya çok küfür var. Utanıyorum. Yani çok küfür var, gitme yani. Küfür kıyamet film yani. Adam öldürüyorlar falan. Ya olur mu falan diye arkadaşlarıyla gitti. Ben nasıl titriyorum? Allah'ım yani annemle uğraşacağım bir de şimdi. Annem arayacak beni. Oğlum ne yaptınız falan. Ya bir de senle uğraşmayayım falan diye. Öyle şeyler söyleyeceğim bekliyorum. Annem dedi ki biz çok güldük dedi. Nasıl yani dedim. Çok güldük dedi, biz hepimiz ay kah kah kik kik güldük dedi. Hadi ya falan, bir daha gitti annem. Dedim ki bir dakika ya, yani ya insan o kadar hassas bir yaratık ki, hani biri bir şey söylüyor falan falan diye duruyorsun böyle. Ben onu öğrendim zamanda, işte öyle durmaman gerekiyor. Abi ben bunu yaptım, günahıyla sevabıyla, dayağıyla köteğiyle ben bunu yaptım ve bunun sonucuna okeyim, hazırım. Yani hak ettiğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Hak ettiğim şey için de uğraşmıyorum. Ama bunu yaptım ve bakalım yani nereye varacak hikaye, onu görelim. Yani en azından yapmış olmak güzel bir şey. Bir de ben filmi yaptım, bitti, bağladım, teslim ettim, benden çıkıyor film. Yani sonrasıyla gerçekten de böyle bir yaparkenki kadar çok uğraşmıyorum. Ben televizyonda yayınlandığında Ölümlü Dünya'nın... Televizyon nasıl yayınlandı? Ben anlamış değilim onu ya. Televizyonda bir... Yayınlandı da işte, nasıl yayınlandı? Ha, ben de bilmiyorum. Acaba platformda mı seyrettim, karıştırıyorum oldum bir an. Twitter'da ben mesela çok uzun süredir böyle bir şey hiç görmedim. Bir ölümüne ölümlü dünyacılar var benim gibi. Evet. Bir de ölümüne bu ne yağcılar var. Yani sayıları tabii öbür taraf daha fazla yani, sevenler, ama bu kadar mesela ayrışmış bir şey grubun olması. Abi, evet, orada da tribün oluyor hemen ya. Hemen tribünlere şey, biraz Twitter ya. Buna müsait. Twitter daha böyle aslında sevenin daha baskın olduğunun da çok az görüldüğü bir yer. Genelde nefret edenin daha baskın olduğu bir yer değil mi? Yo, bilmiyorum ya. Ben Twitter... Mesela burada da yani kesin bir şeyler söylemek bence doğru değil yani. Herkesin her şeyi söyleyebildiği bir alan var. Bak, dünyanın en acayip şeyi bu. Hani sosyal medya denen şey gerçekten mükemmel bir ağ ve orada her şeyi söyleyebiliyorsun ve insanlar istediklerini söylüyorlar. Ben hiçbir zaman karşı değilim. Herkes her şeyi söyleyebilir ve kimsenin söylediği hiçbir şeyle ilgili de bir geri dönüş de yapmadım. Hani sen kim olarak bunu söylüyorsun falan, içimden de geçmedi yani. Ama şunu düşünüyorum. Çok sert bir eleştiri, yorum yazıldığında böyle bozulmuyor musun? Hayır, işte onu diyorum yani, bir etkileniyorsun bundan sadece, sonra da etkilenmemeyi öğreniyorsun. Yani haldır haldır saldırmak dünyanın en kolay şey. Yani şu anda ikimiz seninle telefon çıkarıp birini burada ezmeye başlayabiliriz. Yani bir linç girişiminin ilk fitilini biz ateşleyebiliriz yani. Ama o kadar kolay bir şey yani bu. Ve şimdi böyle bir mayın tarlası içinden geçerek iş yapmaya çalışıyorsun. Ve yaptığın şey de hani yeni, yani kimilerine göre, bazı durumlara göre ilk olacak falan işler yapmaya çalışıyorsun. Ya bilgisayar oyunu gibi bir şey aslında bu yaptığın şey. O kadar eğlenceli ki o yüzden. Yani yeni şey yapmaktan niye vazgeçeyim diye düşünüyorum o yüzden. Dünyanın en eğlenceli şeyi. Şimdi çıktı film, bakalım ne olacak. Yani bana ateş mi edecekler Twitter'dan,
saldıracaklar mı, küfür mü edecekler, bağırlarına mı basacaklar, hiç mi ilgilenmeyecekler, ne olacak bilmiyorum yani. Bunu beklemek çok güzel. Ben şimdi rahatlıkla ölümü dünya 3 yapıyoruz arkadaşlar deyip kendimi yarattım konfor alanında mis gibi, anladım, hiçbir şey dert etmeden oh falan. En büyük derdim şey olabilir. İşte bir devam filmi ötekilerin üstüne çıkabilecek mi? Bana ne falan, anladın mı yani? Ben bunu çekerim. İstediğim gibi yaparım. Çıkar çıkmaz onu bilemem falan hissiyle. Yani bir merakım da olmaz. Çünkü yani vaat ettiği şey belli. Oyuncular belli. Nasıl oynanacağı belli. Her şey belli yani. Yapar mısın peki Ölümlü Yapmam Dünya 3? Yapmam ya. Niye yapayım işte? Onu anlatıyorum ki zaten yani. Peki Ölümlü Dünya 2'yi niye yaptın o zaman? Madem yani bu kadar yeni. Ya Ölümlü Dünya 2'yi şöyle konuştuk biz Aziz Feyyaz. Yani kimsenin etkisi altında kalıp da yapmadık gerçekten. Ama çok fazla istek geldi. Bizim yapım şirketimizden de çok fazla işte yapalım yapalım şeyi geldi, ısrarı geldi. Dedik ki ya hikayemiz tamamlanamadı aslında. Çok havada kaldı. Bir yere giderlerken bitirdik filmi yani. Dedik ki bunu bağlayalım. Sonra oturup işte yazma süreci başladı bizim. Ne yapabiliriz? Daha doğrusu düşünme süreci başladı. Biz daha çok konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Hani gag'ler bulalım. Bir akış belirleyelim falan diye böyle uzun uzun konuştuk. Dedi ki olacak gibi. Sonra karar verdik. Böyle mesela Ölümlü Dünya'da şey olmadı mı? İkiyi yapmaya karar verirken birin sonuçta bir başarısı var. Yani gişedeki başarıdan bahsetmiyorum sadece. Bir sosyal etkisi var. Bunun altında kalma var, kaygısı evet. Olmuyor mu? Oluyor tabii. Bizim için de oluyor. Ama mesela biz tamamen bizim için söylüyorum. Yani kendi verdiğimiz karar için yani. En az bir kadar eğlenceli, biri besleyecek nitelikte bir şey çıkaramasaydık, içerik çıkaramasaydık yapmazdık herhalde. Bekletirdik, uzatırdık. Dedik ki tamam ya bu güzel, tamamlıyor da. Hikayenin devamı açısından bir tamamlayıcılığı var. O yüzden dedik olabilir bu. Yani komik mi değil mi kısmına hiçbirimiz karar veremeyiz. Biz 2020'de yazmaya, konuşmaya başladık. Bak 2024, biz 4 senedir hala karar verememiştik yani. Bu komik mi değil mi acaba falan, veremezsin ona yani. Dedik ki bunu hani yolda düzeceğiz, sette bakacağız. Aziz, sen ve Feyyaz'ın bir araya gelişi nasıl? Yani mesela bu Ölümlü Dünya var, sonra Cinayet Süsü var. Sizin özellikle üçünüzün bir araya gelme hikayesi? Ya bunu çok anlattım bir sürü yerde. Hani bir daha aynı şeyi anlatmak istemem ama bana bir teklifte bulundular. Ben de yapmak istemiyordum çok fazla. Sonra işte Aziz'in adı geçti. Aziz'le tanıştım orada. Adı geçince tanışmak istedim yani hemen. Çünkü seviyordum yani, uzaktan takip ediyordum. Eskiden bu kadar kolay değildi mesela. Bak eskiden dediğimde 2015 falan ha. Yani bir insana ulaşmak bu kadar kolay değildi yani. Şu an mesela çat diye birine yazabiliyorsun ya. Bana ne mesajlar geliyor mesela. Eskiden işte Aziz'i ben uzaktan takip ediyorum falan. İki sözlük yazarı, işte Okan Bölgen zamanı falan. Sonra bir adı geçirdi dedim, hemen yüz yüze bir tanışalım falan. Aşırı sevdim Aziz'i. Sonra işte dedik biri daha var, Feyyaz, tanıştık ve hemen akabinde dedik ki film yazalım. Ondan sonra başladık yani. Ben Aziz'le ilgili çok temkinli konuşuyorum. Neden? Biz burada bir gibi gibi programı yaptık. Aziz İngiltere'de tabii. Aziz İngiltere'den bağlanıyor. Feyyaz, işte Kürşat'la Kıvanç diye üç diğer oyuncu arkadaş. Biz yıllardır Aziz'le konuşuruz yani. İşte sağ olsun ben kafayı ilk kurarken bize çok destek oldu. Birkaç iş yaptık falan beraber. Feyyaz'la da yıllardır yine görüşürüz ederiz. Ben de Aziz'e anons ederken dedim ki işte yine çok sevdiğimiz bir dostumuz Aziz burada dedim. Aziz'le aldı konuşurken dedi ki ya senle de ilk kez dedi yüz yüze geliyoruz programda. Bunun üstüne tabii tanımadığın adama nasıl dostum dersin diye bir sağlam arkadaşlar kardeşlerimiz. Güzel bir üstümüzden geçtiler bizim. Ama çok tabii onun üstüne de makarasını yaptık. Müthiş, ikisinin de acayip kalemleri var. Yani bütün bu işlerin başarısında o işin çok senaryosunun dolu dolu olmasının da şüphesiz acayip bir etkisi var. Tabii olmaz mı? Ya Aziz çok eğlenceli, çok donanımlı. Yani müthiş bir zaten. Tanıştığım anda zaten tamam dedim. Ben Aziz'le hayatımın geri kalan kısmında böyle çok uzun görüşeceğim. Bir durum yaratacağız belli ki falan. İlk gördüğüm anda hissettim onu zaten. Ama mesela Feyyaz'ın durumu daha farklı. Hani Aziz net bir işte senarist diye kodlayabilirsin Aziz'i. Ama Feyyaz öyle değil. Feyyaz müzik de yapıyor. Korkunç, inanılmaz güzel şeyler çiziyor falan. Hatta Ölümlü Dünya 1'in bir tane sahnesinde ben duvara onun bir çizimini bayağı boydan boya çizdirdim falan. Yani farklı alanlarda farklı yetenekleri var Feyyaz'ın. O paspasla bana adam öldürttünüz şeyini ifadesi de, o senaryoya kim yazdı Ali? Abi senaryoda mesela onlar vardı. Yani doğaçlama gibi görünen şeyler vardı. Aslında o filmin biraz alameti de orada. Senaryonun mesela nasıl, ne zaman, ne ara, nereye toplandığı kısmı gerçekten öyle uçuşuyor ki. Yani Feyyaz'ın inanılmaz katkıları var. Feyyaz zaten
mesela bir şey söylediği zaman söyleyeceğim muhakkak komik oluyor. Tamam mı? Ya çok eğlenceli bir şey, bir an veriyor, bir gag buluyor falan. Ya Aziz de çok komik, tamam mı? Çok derleyici, toplayıcı mesela Aziz. Ya bir şeyi birine uydurduğun zaman, biriyle meç ettiğin zaman ortaya korkunç bir şey çıkıyor. Ya Feyyaz o sahnede mesela ben burayı oynayabilecek miyim? Nasıl olacak? Burada iyi sonuç alabilecek miyim falan, bir gerildi. Bir tansiyon çıktı falan böyle. Dedim ki abi yapamazsan en fazla ne olur? Hani bu çıkmış burada, var. Yani çok sinir bozucu, çok komik. Ve yani diyelim ki olmadı. En fazla atarız yani. Bu güvenceyle çıkıp yani bir şey oynamak o kadar şey ki, güven o kadar konfor alanı genişleten bir şey ki. Mesela Feyyaz'ın ilk profesyonel aktörlük tecrübesiydi aslında o. Seni bir izleyicilerimizden gelen sorulardan biri bu. Diyorlar ki en çok komedide, bir komedi işinde en çok neyi arar, neyi bulmak ister ya da neyi asla görmek istemez? Oyuncu olarak mı, izleyici olarak mı? Yönetmen olarak mı, senarist olarak mı? Sana da hangi birini soracağız bilmiyorum ki. Gerçekten ne olur? Yani oyuncu olarak... Önce bir seyirci olarak sorayım mı? Ya seyirci olarak ben bir çaba görmekten hoşlanmıyorum. Ha, güldürme gayreti. Evet, ya bir çaba olmazsa hoşuma gider. Yani çaba da milyonlarca şeyi temsil ediyor olabilir yani. Mesela çok çaba sarf edilmiş filmleri açıp özellikle izliyorum. O ayrı. Benim ayrı bir şeyim var. Koleksiyonum var. Kötü film koleksiyonum var. Söylesene bir iki tanesini. Ya asla söylemem. Yok, kimseye böyle bir şey söylemem. Yani yayından sonra söylerim. Oralara koyduğum çok güzel filmler var. Onları açar izlerim ara ara. Mesela çok fazla çaba varsa o kategoriye alırım o filmi. Yani çok çabalı, çok yani inanarak yapılmış çok kötü filmler falan benim çok hoşuma gider ya. Bayağı kötü komedi filmleri var yani. Ya komedi mesela, filmlerinde genelde ben izleyicimizin şey ne sorduğunu anlıyorum az çok. Yani böyle bir de bunlar mevsimlik mi çıkıyor? Ben mevsimlik komedi filmleri diye bir şey var böyle. Böyle ne komik, ne enteresan, böyle bir hiçbiri değiller ama komedi filmi diye veriyorlar. Böyle genelde aşk komedisi mi ne diyorlar onlara böyle? Ya komedi filmi çok tuhaf bir yerde şu anda ya ülkede. Yani hiçbir şey yapmıyorsak hani sezon boş durmasın diye bir komedi gişeye basalım durumu var. Ama komedi yani gerçekten çok zor. Ben mesela bana komedi filmi gelmiyor. Ya anlayabiliyorum da. Yani çünkü çok zor iş gerçekten. Yani şey için demiyorum. Yani yanlış anlaşılacak diye de ödüm kopuyor gerçekten söylediğim şey. Yani biz geçen gün Feyyaz bana bir şey attı. Ya şimdi adam ya film bizim yaptığımız filmin aynısından bir tane de daha yapmış mesela. Ya bu da komedi filmi. Aynısından yapmış ve Feyyaz dedi ki abi bu aynı bu film. Yani Türk filmi. Yerli. Evet, niye yapıyorsun bunu? Falan. Kim yapmış ya? O ya bunu söyleyebilir miyim ya şu anda canlı yayında sana? Başıma iş alır mı ya bununla ilgili? Demedim ben şeyi sor, her şeyi söylerim. Bir soruyorum işte ben dedim sana. Bir şekilde kıvırırım dedim yani. Tam oldu şu anda yalnız hikaye. Abi ama ya isim verilir mi ya? İşte o yüzden ben tedirgin oluyorum mesela komedi. Bir iş geliyor mesela. Türü ne? Komedi. Eyvah diyorum ya. Eyvah. Çünkü milyonlarca şakalar var böyle. Milyonlarca. Anladın mı? Ve benim ilk özen gösterdiğim şey abi ne olur hani şaka yapmamaya çalışalım. Hani durumlar üzerinden ilerleyelim falan. Ken böyle şaka yapmaya çalışıp kendim şaka yaparken bulmak falan çok acıklı olur benim için. Seyirci, yani oyuncu açısından böyle değerlendiririm. Seyirci açısından benim bağrım açıktır her zaman. Yani komedi filmlerini izlerim. İşte onların şeyleri vardır, dosyaları vardır gerçekten. Hani çok çabalı şakalı filmleri bir yere atarım falan. İyi tamam işte gün yüzü görecek filmler, tatlı filmler İyileri falan. İyileri sorayım o zaman sana ben. Abi bana niye bu şey gibi forum gibi bana sorma. Ya müsaade et sorayım. Mesela o zaman şöyle ben bir dakika. Sana şunu derim ki. Ben de Ali sana. Bey, müsaadenizle benim soracağım sorulara ben karar veriyorum ama sana bunları diyemiyorum. Hayır. Ama bana o zaman şu iyi mi de. Ha bak, öyle mi? Evet. Challenge'sı al challenge. Ben bu bozuyor anlamadım. Mesela iyi filmleri söylemenin nesi bozuyor seni? Hayır öyle aklıma gelmez ya zart diye. Sen de ki bu mu? Ben de diyeyim ki o iyidir falan. Prens'i seyrediyor musun? Gireyim. Prens'i izliyorum. Ben de bayılıyorum. Ben Prens'e bayılmıyorum. Ben Girey'e bayılıyorum. Yani Prens konseptine çok ölmüyorum açıkçası. Girey'in Girey'i çok seviyorum. Çizgisinin biraz altından mı buluyorsun? Bilmiyorum nerede buldum. Biraz yani öyle beni çok söyleyeyim. Fazla böyle alıp şey yapmadı. Gibi? Gibi zaten. Yani gibi ben kendi işim gibi seviyorum gibi yani. O ilk andan itibaren. Feyyaz'ın onun başlama sürecine itibaren biliyorum gibi. O yüzden gibi yani bazı insanlar var mesela. Feyyaz, Aziz. Yani
bundan sonra hani gibi çok iyi bir iş. Bundan sonra yaptıkları şeyle de ilgili ben bir ebeveyn gibi yaklaşabilirim ona. Atıyorum Feyyaz çok kötü bir iş yaptı. Onun kötü olduğunu, iyi olduğunu falan düşünmem. Onu bir ebeveyn gibi yaklaşırım ve gururla izlerim falan. Ben valla Feyyaz'da da Aziz'de de ikisinde de yani ben gibi çok seviyorum. Her bölümünü değil bu arada. Ama böyle... Tabii canım yani. Ama onlarla ilgili mesela eleştirildiğimizde de hiç onlardan böyle bir şey reaksiyon görmüyorum. Ne yüzleri düşüyor, ne düşmez, bozuluyorlar düşmez. Falan. İşte aynı şey işte. Herkes de yok ama işte bu. Ben çok... yaptığım şeye inanıyorum diyor. Yani seviyerek yapıyorum ve tamam diyor. Yani senin düşüncen tabii ki önemli ama beni öldürmez diyor senin düşündüğün şey yani. Deli gibi takip ettiğim bir komedi dizisi, bir komedi işi var mı? Yok. Deli gibi takip ettiğim hiçbir şey yok benim. Tamam peki normal yani çok sevdiğin. Yerli mi? Hı. Hmm. Şey ya bilmiyorum ya ben böyle ya. Soruların karşısında gerçekten böyle şey gibi oluyorum. Yani boşa düşüyorum. Ben de şimdi bana soracağım spesifik ama sorman lazım. Soracağım da bu sefer sor. Sıkıntı çıkar mı diye düşünüyorum sor. Yani böyle. Çok bak her şeyi var. İzliyorum ama neyi falan severek izliyorsun dediği zaman ben ne bileyim falan bilmiyorum. En son severek izlediğim bir şey? Ya en son severek izlediğim bir şey de yani kimsenin izlemediği bir şey çıktı. Severance diye bir dizi var arkadaş. Bilmiyorum. Apple Plus'ta. Muhteşem bir hikaye, muhteşem bir şeyi var, fantezisi var ve kimse izlememiş yani. Sonra diyorum ki abi yani nasıl oluyor? İkinci sezonu da çekiliyor şimdi falan ve yönetmeni de bir aktör, Ben Stiller diye bir aktör. Ki Ben Stiller'ın yaptığı her şeye de böyle bayılmam. Ben Stiller da bir yani komedi ağırlıklı filmlerde oynayan falan bir aktör yani ve inanılmaz bir hikaye, acayip güzel. Böyle dan diye karşına çıkıveriyor böyle şeyler. Seyredin yani. Valla ben ilk kez senden duyuyorum. Şey Kominski Metodu seyrettin mi sen? Sevdin mi? Sevdim. Ama çok yükseldi. Sevdim ve ölmedim yani. Tatlı tatlı izledim yani. Peki. Bak bu çok daha güzel. Bir yere gidiyoruz bak böyle. Evet, bana evet. Ben nokta senin insanlarla atıyorum. Şimdi o kadar rica ettim geldim buraya. İnsanlarla aranı bozmak istiyorum. Yoksa çok spesifik bozulmaz soracağım ara. İşler var da. Sor. Şimdi, Allah aşkına sor. Ali sevmedim dedi diye bir sürü yerde magazin kıvırırım. Olacak şimdi yani. Hiç gerek var mı yani? Bir o magazine ihtiyacımız yok inan bana yani. Sen evet. Robert De Niro'nun jüri olduğu Tribeca'da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldın ya. Evet. Orada Amerika'ya gitmişsin festivale. Ödülü aldığında niye orada değildi diye soruyor ortak arkadaşlarımızdan. Kimi sorduğunu da çok iyi biliyorum. Çok seviyoruz kardeşim. Mükemmel bir soru. Çok doğru. Evet. Neden orada değildim? Niye sahneye çıkıp almadı diye soruyor. Evet. Çünkü ödül töreninden bir gece önce İstanbul'a dönme kararı aldım. Ya zaten herhalde vermezler diye düşündüm yani. Şeydir yani burada öyledir ödül törenlerine kokusu çıkar hemen. Anlarsın dersin ki kalayım bana verecekler galiba dersin. Burada orada öyle bir şey yok. Anlamıyorsun gerçekten. Hazal hamileydi o zaman. Hazal hamileydi. Ben orada işte Central Park falan. Ben bir telefonumu mu duymadım? Bir mesajımı cevap vermedim. Geç mi cevap verdim? Bir şey oldu. Sen orada şu anda tabii ne yapıyor falan diye böyle bir saydırmaya başladı Hazal. Boğdu beni ya. Gerçekten boğdu yani. Abi diyorum yani festivaldeyim yani. Festivalde yarın ödül töreni var. Belki alacağım. Belki alacağım. Hani alacağımı da geç yani. Alma ihtimalim de yok da. Hani buralardayım ve bir sürü işte Hollywood'dan yönetmenler, aktörler, aktrisler falan bir kaynıyor orası yani. Çok iddialı bir festival. Böyle Hazal beni darla dedim ben gidiyorum ya. Gidiyorum dedim ya. Tamam abi dedim. Bana Alp dedim. Bana al biletimi ben dönüyorum İstanbul dedim. Bu çünkü yani o hamilelik döneminde yaşadığım o şey o kadar korkunçtu ki. Sonra döndüm İstanbul'a. Ah nasıl neden geldin ya falan dedi Hazal. Ne falan dedim. Nasıl falan dedim. Yani neden gelmişim? Dedim ulan beni mahvettin öldürdün beni. Mesajlarımı al bak abi, mesaj. Destanlar yazmış bana yani. İşte ne o bir saniye geç cevap verdim mesajına. Dedim ki bak. O bir saniye değildir de muhtemelen. Ya bir saniye olmasın 2 dakika olsun ya. Ya neyse onu Hazal'a soralım biz o kaç dakika diyor. Sonra dedim ki bak ben şimdi döndüm. Ve bugün ödül töreni var. İnşallah bir şey olmaz dedim. Yani inşallah bir şey olmaz dedim yani. Bak inşallah dedim. Allah'ıma yalvarıyorum sen dedim yani. Tamamen onun için gitti yani başka. Evet. Evet abi. Hani bir gideyim gezeyim göreyim bu vesileyle de değil o. Hayır abi festivale gitmişiz yani. Çok güzel. Yani bayağı başta hatta o da vardı. Fazal da geldi. Geldi takıldık, eğlendik falan. Festivalin işte davetlerine katıldık falan filan. Sonra döndü o. Bir işi mi vardı bir şey var hatırlamıyorum. Erken döndü. 3 gün önce mi ne döndü? O aradaki 3 gün beni böyle her gün boğmak falan. Sonra döndüm dedim ki inşallah dedim aşkım bu aşk akşam hiçbir şey olmayacak inşallah falan. Gece abi ben oturuyorum Hazal yatmış. Beni böyle bir telefona bir şey geldi bir bildirim geldi.
beni bayağı taglemişler. Tribeca Film Festivali. Ali Atan yazıyor üstünde. Allah'ım diye azal diye bağırıyorum böyle. Azal. Bitirdin beni, yaktın beni falan diye bağırıyorum. Öyle bir şey. Evde öğrendim ya. Hazal ne dedi peki? Hazal dedi ki ben sana işte böyle mi yaptım falan. Yani bir ton şey söyledi de. Aslında ya bana gel demiyor aslında o. Yani hamileliğinin gereklerini yerine getiriyor o sırada yani. Ben hamileyim, hormonlarım şu an çıldırıyor. Kime saldıracağım burada? Anneme mi saldıracağım? Sen varsın orada falan diye. Ben de onu öyle algılamadım. Tabii geri döndüm. Ben tam anlamadım. Ben Hazal'ın bir röportajını da seyretmiştim. Çok... kocam köylüyüm diyordu o. Şimdi bu anlattıktan senin de çok hanım köylü olduğunu çünkü hanginiz hanginizi söyledi doğru bilmiyorum. Ya hanım köylülük falan değil bu ya. Ben bu bir yani, tık sanki ama öyle. Bunlarla uğraşmak istemiyorum şu anlattığım biraz öyle sanki ama. Hanım köylülük mü? Değil bir, be abi. Bir tık olur abi. Abi yok yeter bu yani ya illallah getirmek bu yani yeter artık yani ne olacaksa olsun demek yani. Ben yani ne bileyim ya o durumlarda ben çok fazla hani ödülmüş falanmış bilmem neymiş falan, önemsemiyorum ya. Ya huzur geri gelsin. Evet abi yani bunu niye yaşıyoruz ki şu anda falan diyorum. Yani niye yaşıyoruz ki şu anda böyle bir kavga etmenin ya yani kavga eğlenceli bir yere bağlanmayacaksa dünyanın saçma şeyi. Evet. Spesifik böyle ağır bir konun yoksa da herkesle ilgili diyorum yani biz seninle mesela hani arkadaşız ve bir şekilde kavga ediyoruz. Ya o kavganın bir sebebi yoksa o kavga etmenin hiç kimseye faydası yok ki bence yani. Sadece kadın erkek ilişkilerinde değil benim evet, normal evet. Arkadaşlık ilişkilerine falan da çok geriyor. Evet evet yani anlamsız bir şey yani. İçim böyle şey oluyor yani oradan bir an önce koşup kaçmak istiyorum. Yani biz seninle mesela artık böyle arkadaşlığımıza son vereceğizdir. Tamam ben sana bıkmışımdır. Bir kavga çıkarırım. O kavgayı büyütür. Tamam abi beni bir de aramıyorsun. Sen de beni aramıyorsun. Bitti gitti falan diyorsak. Bu bir şeydir. Bir harekettir mesela. Yöntem midir ama bu? Ya yöntem mi yöntem bilmiyorum. Yani bir şeyi sonlandırmanın bir yoludur yani. Ya o zaman okey. Ama durduk yere niye kavga ediyoruz yani? Durduk yere hiç benlik bir niye boğuyorsun bazen yani? Ama bunun beslediği insanlar ve ilişkiler de var. Hani toksik diyorlar kendilerince ama böyle yaşayan ilişkiler var. Kavga edenler, sürekli bununla yaşayanlar, beslenenler falan bana da göre bir şey değil bu. Yok yani. Ya bu çok sıkıcı bir şey. Ama bunun için yani bir Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye geri döner miydim? Ben gelirim ya. O kadar gelirim onu bilemedim yani. Şey değil ya. Hazal'a sinirlenmek dedi. Ya bitsin şu ya falan oldum. Yani bir de şey de yoktu hani ben burada kalacağım hani. Hani şey de yapmak istemiyorum da karım orada şimdi darlanmış tamam mı? Bana saydırıyor. Gideyim bir gün önce gideyim falan oluyorsun bir yandan. Ya bir de bitsin şu tatsızlık gideyim oturalım falan ne olacaksa olsun. Siz nasıl tanıştınız Ali Hazal'la? Ben bir senaryo yazmıştım. Hazal oynayacaktı. Sonra öyle bir süreçte tanıştık. Nasıl karar verdin yani evleneceğim kadın Hazal'a nasıl karar verdin? Ya biz o süreçleri çok uzun atlattık ya çok uzun sürdü yani. Öyle şey midir yani ilk görüşte aşk hemen evleneceğim kadın? Hayır. Yok öyle olmadı. Biz bayağı birbirimizi tanıdık. Böyle birbirimizin içinden geçtik falan. Böyle o süreçler biraz hem sıkıntılı oldu çok eğlenceli oldu. Hmm. Ulan ben galiba bir insanı şu anda gerçekten tanımaya başladığım durumları oldu falan. Öyle bayağı bir 8-9 senelik bir sürecimiz var onunla yani. Evliliğe kadar geçen süreç. Tabii. Hani 8-9 değil de bir 7 senemiz var. Acayip bir evlenme teklif hikayesi var mı? Hiçbir evlenme teklif hikayesi yok. Hiç sevmem öyle şeyleri, hiç de inanmam. Ya bana romantik şeyler daha küçük şeyler gelir yani anlar gelir tatlı tatlı. Nasıl peki oldu? Nasıl evlenme teklif ettin? Bayağı teklif ettim. Ya biz bayağı... Otururken bir an evlenir mi? Evet. Yani teklif, evde teklif ettim. Çok güzel bir yüzük aldım mesela. Çok sevdiğim bir renkli bir yüzük aldım. Sonra dedim ki evlenelim falan diye çıkardım yüzüğü. Ya onun için bir yerlere gidip falan... Arabalarla falan. Ya, o da okey. Ona da okeyim. Tabii benlik değil yani. Ben köprünün altına Hazal. Falan. Köprünün altına Hazal yazsam herhalde Hazal. Beni vurdururdu orada. Hazal benle evlenir misin falan diye. Yazdıramazdım da ben o kesin. O evlenir misinin misini o yetişmezdi falan. Hazal benle falan diye çıkardı orada. Bana diyorlar ki ya nasıl Ali canlı yayına çıkmaya ikna ettin? Normalde bütün röportajlardan her şeyden kaçar. Hatta böyle sürekli röportaja çağrıldığı zaman mandalina toplamaya gidiyor gibi bir alışkanlığı edindi kendisine diyorlar. Nedir bu böyle doğa merakın var senin herhalde? Ya doğa merakım var ama bu anneme aldığımız çok tatlı bir Ege'de böyle bir evi var. Nerede? Annemin Ege'de. Ayvalık'ta. Anladım Ege'de nerede? Ayvalık'ta. Mandalina var bahçesinde çok fazla. Biz işte mevsimi geldikçe oraya kaçıyoruz abimle. Gidiyoruz mandalinaları topluyoruz. Abi 6-7 tane ağaçtan inanılmaz bir mandalina çıkıyor. Yani öyle böyle çıkmıyor. Biz 3 kişi gidiyoruz toplamaya falan. O kadar eğlenceli ki. Ben mesela hani bu bir günlük bu aksiyon bana tatil gibi geliyor. Bana yetiyor mesela. Kafanda hiçbir şey yok. Telefonla işin yok. Yolculuk.
Abimle çok yaparım ben bunu. Onunla takılırız gideriz falan. Beni Karadeniz dağlara götürür. Böyle şeyler yapıyor. Ben bunlar böyle, çok ama iyi geliyor yani. Böyle röportajlar, programlar falan çok sevdiğin, çok sıcak bulduğun işler de değil galiba. Yani ne bileyim ben. Bilmiyorum ya. Bende çok fazla karşılığı yok. Yani çok fazla uzun süre uzak kaldım. Burada da biraz şeyin ortak arkadaşımızın düğününde Umut'un kimi gördüysem söz verdim. Hadi ya, ben tek değil miyim? Ben de bak. Sen tek değilsin abi. Ben de diyorum ki kimi gördüysem söz verdim. Söz verdim. Herkesin programına çıkıyorum. Orada abi tabii ki yapalım falan. Çıktın ama orada kim vardı başka? Ben hiç mesela görmedim seni. Oradan sonra mesela Meriç'in programına gittim. Kimin? Meriç'le Efe'nin. Ha, bilmiyorum. Onu denk gelmedim. Ben İbrahim programında Hazal'la seni seyrettim. Bayıldım bu arada. Ama orada değil galiba. Orada verilmiş bir söz olmasa gerek o galiba. İbo'nunki orada verilmiş bir söz değildi. Ama onun dışında yani kimin programına çıktıysam böyle söz vererek çıktım gerçekten. Sözün altına kalmayayım diye. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Biz teşekkür ederiz. Bizi de çok mutlu etti. Ben ve alter ego. Biz de teşekkür ederiz dayı. Biz de teşekkür ederiz o zaman. Bir kısa araya gideceğiz. Reklamlardan hemen sonra Ali Hatay'la konuşmaya devam edeceğiz. Boyut Çelik Kapı'nın sunduğu Candaş Tolga'yla az önce konuştuğum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğum Ali Hatay. Robert De Niro'nun kendisini sorduğu ve asla gidip almadığı o ödül töreni biz reklam arasında da konuştuk bayağı. Korkunç havalı gibi duruyor değil mi? Yani? Değil mi? Robert De Niro gerçekten sormuş. Bunu sana kim söyledi mesela? Robert De Niro yapımcılarımız seni sordu mu dediler yani. Nerede bu çocuk ya falan? Nerede ya? Ödül verecektik falan. Sormuş. Dündar Dinç şarkısı, biz bu ay kafanın kapağını anons edersek böyle ederken böyle bir belediye başkanı koltuğu yaptı arkadaşlar Kafa Dergisi kapağına. Ve arka fona da Dündar Dinç şarkısını verdiler. Nereden çıktı Dündar Dinç diye soruyorlar. Abi Dündar Dinç, Dündar Dinç karakteri vardı zaten. Dündar Dinç'in şarkısı yoktu ama. Aziz Uru'ya bilindik bir şarkı üzerine çok tatlı şeyler yazmıştı ilk versiyonda ama onu kullanamadık biz. Çünkü yabancı bir şarkıydı, telif melif falan. Uğraşacağımız türde bir şey değildi. Sonra biz oraya başka bir grupla bir şarkı çalıştık. Yani o sekansın üstüne koyalım diye böyle gümbür gümbür bir şarkı koyacaktık. Yetişmedi, olmadı falan. Sonra filmi teslim etmem gerekiyor. Son iki gün yani. Ve şarkısı yok oranın. Ve bulamıyoruz da. Yani neler kazıldı yani. Mezarlar kazdık yani. Ne şarkılar ne şarkılar. Bulamadık, yok. Benim her şeyi birlikte yapmaya başladığım son iki senedir Olgu Baran Kubilay var. Olgu Baran Kubilay ile beraber. Dedim ki kalk gidiyoruz, stüdyoya gideceğiz. Yani buraya bir şey yapacağız yani. Sonra Koray Kantarcıoğlu'ndan bir destek aldım. O müzik kısmı ile ilgili bana çok güzel, müthiş bir arşiv var onun. Çok güzel destekleri oldu onun. Koray, dedim ki abi buraya bir melodi, bir şeyler bulalım falan. O da yardımcı oldu falan. Sonra bir stüdyoya gittik ve bir basit bir melodiyle işte falan diye bir melodinin üzerine sadece Dündar Dinç deyip işte Aziz'in yazdıklarından birkaç kısım alıp biz ekleyip falan filan böyle bir şarkı yazdık oraya. Dedik ki bu yani çok kötü bir şarkı oldu. Gerçek bir seçim şarkısı oldu. Çok kötü olduğu için evet seçimlerde kullanılabilir falan diye düşündük. Dedim ki eksik ama yani bir şey daha koymamız lazım üstüne. Olgu Baran da inanılmaz yetenekli biri. Dedim ki Olgu girip içeri bir yani siyasetçi şeyi gibi çığırtkanlığı yap dedim yani bir siyasetçi tonunda. Girdi içeri işte kolumuzu kolunuza falan diye bir başladı. Dedim ki abi ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun dedim ve Olgu ile başladık biz. Korkunç girdi içeri, bağır bağır bağır. Hatta stüdyodan çıktık. Yani Olgun'un izniyle anlatacağım bunu. Çok tatlı bir hikaye bence bu. Biz gittik ofise, geri döndük. Yerleştiriyoruz. Olgu dedi ki abi ben gidiyorum, eve gitmem lazım falan. Gitti. Olgu. Sonra dedim ki Olgu'ya, abi dedim bana birkaç tane daha versiyon at. Birkaç versiyon daha at, yerleştirelim. Aralara sokup çıkıyor. Ne yapacağımız belli değil çünkü yani. Onu biz de onun üstüne yerleştiriyoruz. Sahnenin sekansın üstüne yerleştiriyoruz falan. Olgu evde telefonla kayıt alıp alıp bana atıyor. Alıp alıp bana atıyor falan. Ve o şöyle bir şey yaşıyormuş meğer. Kız arkadaşıyla o esnada kavga ediyormuş Olgu. Kavga ediyormuş ve benim mesajımla beraber. İşte öyle mi dedim ben, öyle mi? Bir saniye falan deyip. Kolumu
kolunuzu, kolunuzu bağıra bağıra içeride onu söylüyor. Ve kız böyle duyuyor, böyle kavgayı yarım kesiyorlar. Çünkü yetişmesi lazım yani. Sonra gidiyorlar. Nerede kalmış falan diye kavgaya devam ediyorlar. Benden bir mesaj daha geliyor. Hayır ben ödemedim falan diye gidiyor. Bu ülkede falan. Korkunç bir an ya, korkunç bir an. Kızla kavgasını da tam ettirtmedim çocuğa. Sonra zaten yumuşamış araları. Ya o kadar korkunç, bağıra bağıra gecenin bir vakti herife onu söylettiriyorum telefonda. Çevir. Kavgayı da bitirmişler o yüzden. Ya edemezsin zaten böyle bir durumda kavga. Nihat Sırdar'ın bir sorusu var sana. Nihat çok büyük bir Leyla ile Mecnun izleyicisi, yani büyük takipçisi, çok da selamlarıyla. Benim de çok sevgili arkadaşım. Diyor ki Leyla ile Mecnun boyunca birçok Leyla oldu. Mecnun en çok hangi Leyla'yı sevdi? Hem hikaye olarak hem de oyunculuk anlamında soruyorum diyor. Abi yani gerçekten kimsenin kalbini kırmak istemeden söylerim bunu. Her zaman ilk Leyla'dır yani. Onun üstüne yani yürüdü hikaye ve ilk Leyla'nın şeyi vardı hep. Onun tozu vardı üstümüzde, hikayenin üstünde de vardı. Onu taşıdık hep. Öyle ki yani biz Eksen'de yaptığımız zaman da ilk Leyla vardı yani. Hmm. O gitmedi. Ya çünkü o tuhaf bir organik bir bağa dönüştü ve gerçekten sevdiğimiz birini kaybetmişiz gibi oldu. Yani birini kaybedersin ve hani dizilerde onu atlatmak kolaydır ama biz atlatamadık mesela yani. O kayıp bizim içimize işledi ve onunla beraber devam ettik yani. Birbirinden iyi oyuncularla çalıştık bu arada. Yani hiç yani bu ama o hikayenin özünde, aromasında var olan şey o ilk Leyla'nın bıraktığı o tat. Yani onu aramaya çalıştık hep. Bütün neredeyse şu anda Leyla ile Mecnun seyircilerinin ortak sorusu Serkan'la o sahilde kavuşma anınız var ya. Herkes onu soruyor. Sahilde İsmail abiyle Mecnun'un o sarılma sahnesini sorar mısınız diyorlar. Buyurun sorayım. Sarılma sahnesinden ne kastediyorlar acaba? Çok da üstüne soru sorulmuş bu. Yani videonun içerisinde de çok fazla yorum da var. Böyle sizin bir gelip böyle birbirinize sarıldığınız bir sahne var. Şimdi onu sana seyrettirmem lazım. Onu soruyorlar. Videoyu seyrettireyim. Hayır çok sahne var öyle de. Ya o sahnenin nasıl çıktığını mı soruyorlar? Evet. Ne duygularımı mı soruyorlar? İkisini de soruyorlar bence. O videoyu seyrettiğinde değil de o anı oynarken ne hissetti diye soruyorlar. Yani iyiydi. Güzeldi. Hatırlayamıyorum çünkü net olarak yani spesifik olarak neyi sorduklarını anlamadım. Şu var: çocukların hangi karakteristik özellikleri haz alanıma, hangisi kendisine çekerse kusursuz yeni bir tür olduğunu düşünürler, sorar mısınız demişler. Buyurun soruyoruz. Vallahi yani rahatlığı bana çeksin isterim iki çocuğumun da. Hmm. Ben rahat biriyim ya. Yani böyle planlar, programlar falanlar. Yani kötü tarafından değil de hani biraz böyle hallederizciyimdir hayatla ilgili. Hani işle ilgili değil. Hayatla ilgili abi çözeriz. Çok büyük dert değil bunlar. Hani tatile çıkıyoruz. Gidelim ya bakalım orada yani. Yolda çözeriz falan. Ben onları severim ya. Öbür türlü çok yani mesela seninle planlayalım bir tatil programı yapalım çıkalım. Berbat olur o tatil. Ama şu anda programı kapatıp lan yürü gidelim falan dediğimizde dünyanın en güzel tatilinde çıkabiliriz. Hep böyle yaşamak ya. Mümkün değil ama. Mümkün. Niye değil? Her şey mümkün ya. İstediğin gibi yaşayabilirsin ya. Her yani hiçbir şeyin seni bir şekilde cendere altına sokmasına gerek yok yani. İstediğin hayatı kendine de empoze edebilirsin. Kendi hayatını entegre edebilirsin o fikrine. Karşı tarafı manipüle edebilirsin. İkna edebilirsin. Olabilir yani bunlar böyle şeyler. Hazal'ın hangi özelliği ne alsın çocuklar peki? Hazal'ın çok güçlü bir duruşu var. Gerçekten hiç yıkılmayacakmış gibi bir karakteri var, böyle ayakta durmayı biliyor Hazal. Ben o kadar değilim mesela. Ben o gece anlattım ya sana, ben esas duruşta dinledim kendisini. Evet evet. Böyle dinledim mesela. İlk tanışıyoruz yani ilk orada konuşuyoruz falan, böyle bayağı gayet ömrünüz komutanım deyip devam edecektim yani. Bak onun aramızdaki fark ne biliyor musun? Acılar karşısında o dimdik durabiliyor. Hmm. Ben acıları peşimden sürüklüyorum. Vay. Ben gerçi şairane gibi söylemek istemedim. Yazalım bunu. Yani peşinden sürüklüyorum yani onları zamana, vadeye yayıyorum falan. O karşısında duruyor böyle dimdik falan. Bu buraya benim konuk ettiğim bütün mizahla meşgul olan konuklarıma sorulan ortak bir soru. Sana da gelmiş. Bu insanlar diyorlar ki bu son dönemde sosyal medyanın mizaha yönelik bir değişim dalgası başlattı. Sosyal medya komedyenliği diye bir şey çıktı hatta. Hmm. Yani orada komik olan insanlar var. Evet. 10 saniye, 20 saniyelik mükemmel bence, çok güzel videolarla. Sen bu değişimi kendi tarafından nasıl görüyorsun? Bence çok iyi ya. Ya herkesin olaylara böyle yaklaşması kadar güzel bir şey yok bence ve çoğu da çok komik gerçekten.
Yani komik olmayanlar da öndeki örneklere bakıp yani aslında onların ne kadar çabasız yaptığını bu işi fark ettiklerini onlar da komik olacak bence. Çok yani bunun için gerçekten eğlenmek gerekiyor. Yani insanları eğlendirme çabasıyla bir şey yaptığın zaman mümkün değil eğlendiremezsin. Kendinin gerçekten o işin içinde var olup eğlenip o şekilde biraz şey de yaptığın değil. Şakayı kendin gülmen, kendine satman gerekiyor önce. İnsanlar şakaları birilerine satmaya çalışıyorlar sürekli. Birine sattığın zaman bulamazsın alıcı. Oradaki dil biraz şey de değiştirdi mi? Yani eskiden televizyon dizilerine baktığın zaman uzun, daha uzun işler vardı. Daha uzun süren bölümler falan. Biraz o sosyal medyanın hayata girmesiyle birlikte zamanlar da kısaldı, bölümler de kısaldı. Ve şimdi evet, daha küçük küçük olmaya başladı işler. Ben mesela daha kendimi iyi hissediyorum seyirci olarak. Böyle bir 15-20 dakikalık bir şey seyrettiğimde daha mini dizi mi ne diyorlar ona, daha içine girebiliyorum. Biraz o sosyal medya etkisi mi acaba? Hayır, onlar dışarıda zaten böyle yapılıyordu yıllardır, hala böyle yapılıyor. Ya bizde çok uzadı süreler. O yüzden televizyonda komedi yapılamıyor şu anda. Yani 150 dakika bir komedi yapmak kimsenin harcı değil. Beceremezsin. Ya kalite düşer. Seyircini kaybedersin ve niye bitti sızlanmaları yaşarsın bir süre sonra mecburen. Ama sosyal medya... sosyal medya bir şey dönüştürüyor başka bir şeye. Çünkü ortak bir dil var ya orada. Yani orada ben inanılmaz komik şeylere denk geliyorum bazen gerçekten. Ben mesela sosyal medyadaki mizahçı arkadaşlara çok selamlar, hangilerinden bahsediyorsak da. Ama ben en çok şeye gülüyorum. Yani şifacılar var ya. Ya müthiş şeyler var ya. Komik, birbirinden tatlı. Bir tane abi var, kung fu kıyafetiyle falan geziyor falan böyle. Gördüm, bilmiyorum hiç onu. Çok tatlı enstantaneler var. Bunları yakalıyorlar, paylaşıyorlar hemen. Yani buna karşı çıkmak da anlamsız. Hayatını buna adamak da anlamsız. Bununla kavga etmek de anlamsız. Sosyal medyayla kavga eder hale gelmiş bir sürü insan. Etmeyin abi. Etmeyin ya. Yani telefonları o elinizden artık bir bırakın. Hayır abi. O telefon bir, yani başka bir modelin başlangıcı bu. Bir geçiş dönemindeyiz şu anda. O telefonlar varsa hayatımızda, bu sosyal medya varsa, bu sosyal medya hayatımızda devam edecek anlamına geliyor. Ya sen birilerini bundan mahrum bırakıyorsun aslında. Kötü bir şey yapıyorsun. Yani genç jenerasyonun bunlardan uzak tutulması gerekiyor. Sonra ne yapacaklar? Ya bu hayatında... Benim mesela en kızdığım şeylerden biri. İşte, o çocuğumuzu havuza sokacağız. İşte ozonlu suya sokalım falan. Hayatı boyunca ozonlu su mu arayacak havuzda bu çocuk yani? Anladın mı ya? Normal klor suya sok bunu yani. Ne yapalım? Aynı şey benim için. Bu telefon var abi, var. Olacak. Sosyal medya var. Anladın mı? İnternet, televizyon falan. Yapay zeka. Yapay zeka abi hayatımıza asla bulaştırma. Hayır abi. Yapay zeka gerçeği var hayatında. Hayatına entegre edeceksin bunu. Dahil etmek zorundasın. Onunla nasıl uyumlanabiliyorum? Birilerini reddetmek, bir şeyleri reddetmek. Kendine ihanet bence. Televizyonda mizah yapılamıyor çünkü 190 dakika uzun süre çekilemiyor dedi. Bir yandan da bir görüş de şu, ama deniyor ki bir taraftan da hem televizyona içerik üretmek baskılardan dolayı zor. Yani mizah sınırsız olmak baskılar, zorunda olan şey. Herkes yanlış anlayacak yüksek ihtimalle. Yasaklar, baskılar, yaratıcı bir şey yapıyorsan hep seni daha doğru bir yere yönlendiren şeylerdir. Nasıl? Ben severim yasakları. Ben severim engelleri. Ben mesela kendi yaptığımız işlerde engel koymayı severim. Mesela ölümlü dünyanın en büyük engeli, arkadaşlar şaka yazmayalım bir. Bir bakalım yani, şaka yazabiliriz, yazmayalım. Engeller koyuyorsun, başka yollar bulmaya başlıyorsun bu sefer. Ya o engeller önüne tıkıyor, bir blokaj oluyor. Çünkü bildiğin yoldan gitmiyorsun. Aslında bir anlamda konfor alanını genişletiyorsun. Ve diyorsun ki böyle bir yol var. Bilmediğinde bir yol. Yeni bir yola girmeye başlıyorsun ve o yolun realitesini fark edip oraya göre davranmaya başlıyorsun. Yaratacağın şeyi ona göre yaratmaya başlıyorsun. Yasak ama bir yandan da ifade özgürlüğünü de sınırlayan bir şey değil mi? İfade özgürlüğünü niye sınırlasın ki? İfade etmenin bin bir türlü yolu var. İfade özgürlüğünü hiçbir şey sınırlamaz. İfade özgürlüğü nerede sıkıntıya girer biliyor musun? Ben şunu söylemek zorundayım dersen, işte benim orada ifade özgürlüğüme korkunç bir saldırı olmuş olur. Ve gerçek faşizm de budur aslında yani. Yani sana ne söyleyeceğini söyletmek. Yoksa şunu söylemeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bunun alternatifi var. TRT'de Leyla El Mecnun neden bu kadar tuttu? Çünkü TRT yani devlet kanalı olduğu için ve dünyanın her yerinde aslında bir anlamda buna yakın minvalde ilerlediği için bu işler. Bize dediler ki bunlar yasak. Bunların alternatiflerini bulabiliriz, farklı yollarını bulabiliriz. O zaman yani yasak seni başka yere yönlendiriyor. Ve senin de bilmediğin bir yere kapı açıyor aslında. Ya bunu avantaja çevirdiğin zaman önünde ben bunu hiç düşünmemiştim böyle dediğin şeyler çıkıyor bir anda. Bu dünyanın en acayip kullanılabilir avantajı değil mi? Bana hep öyle geliyor yani. Diğer taraftan bu bir diğer eleştiri de içerik üretmedeki zorluklar. Yani insanların eskisi kadar komik olunacak malzeme üretme yaratıcılığına sahip olmamış olması. Öyleyim ben boş bir söylem bence. Böyle bir şey var mı? Yok. Nasıl malzeme mi yok?
Yani televizyonda işlenebilecek düzeyde bir mizahi malzeme. Televizyon bir platformdur ve herhangi bir platformda istediğin şeyi istediğin gibi işleyebilirsin. Dedim ya, yani onun sadece ya kendi belirlediğin formülleri varsa ona göre uygun, ona uygun yapabilirsin bunu. Bu sezon acayip diziler var. Böyle çok seyredilen, çok konuşulan diziler var. Deniyor ki televizyon geri döndü. Sence de geri döndü mü? Televizyonda evet, çok izlenen şeyler var. Ya, televizyon hep vardı zaten. Hep hayatımızdaydı. Sadece dengeler değişiyor biraz. Hani sinemada bir ara çöküş dönemine giriyor. Sonra tekrar çıkıyor. Ya hayatına giren bir şeyin hayatında sürekli olarak kalma durumu değil ama kalma ihtimali hep vardır. Anlatabiliyor muyum? Mesela Netflix hayatımıza girdi. Yanlış mı söyledim, isim verdim? Bir platform hani. Artık söylemiş olduk onu. Mesela hayatımıza girince. Tamam. Platform diyelim. Dijital platform hayatımıza girince herkes bir böyle kıyamet geliyormuş şeyine, korkusuna kapıldı falan. Bana Scorsese de dahil. Hani net bu dijital platformlara iş mi yapılır? falan, anladın mı ya? Hangi dijital platform? Ben sorayım. Bütün dijital platformlara. Yeni çıkmış işte dijital platformlara iş mi yapılır bilmem, ben oraya filan. Sonra çekti. Çok tatlı filmler yaptı. Ya bunları reddetmenin, yani yok saymanın, onlarsız devam edelim. İşte sinemayı yaşatmalıyız. Bir şey ölmesi gerekiyorsa ölecektir abi. Bak, sinemayı ama yaşatmamalı mıyız peki? Hayır, onu demiyorum ben. Yani sinemayı yaşatmalıyız diye bir çaba. Hepimiz böyle nostaljik şekilde açık hava sinemalarına böyle özlemle bakıyoruz falan. Ben açık hava sinemasında bir şey izledim. İzlenmiyor abi açık hava sinemasında. O bir sosyalleşme, bir aktivite yani. Sinema da öyle galiba zaten. Yani sinema nasıl bilemem. O kadar büyük cümleler kuramam sinemayla ilgili. Yani sinema öleceği varsa ölür. Ölmeyecek tek şey edebiyattır abi. Tiyatrodur, şiirdir. Hani elektrikleri kes, tiyatro devam eder. Her yerde tiyatro yapabilirsin. Ama her yerde sinema yapamazsın. Her yerde sinema oynatamazsın ya. Çok basit yani. Sinema ölecekse ölecektir. Ya bunun için ekstra bir çaba. Ben hep öyle düşünüyorum. Yani sinemayı ayakta tutmalıyız. Bu oluşuma destek vermeliyiz falan. Tam vereyim de. Yani sinema ölecekse eğer başka şeyler yapalım da. Yani başka yollardan gidelim yani. Hani sinema ölecek diye demiyorum bunu. Hep nostaljik o tutunmalar, o tutuluşlar falan insanı hep böyle arkadan biri çekiyormuş efektiyle biraz geri doğru basıyor. Sinema ölecek peki? Sinema, ben ne bileyim. Bilemem Covid'den yani. Sonra çünkü herkesin ortak görüşü bir daha eski seyirciye ulaşmanın çok zor olduğu, dünyada da öyle. Şimdi çok acayip, mesela Ölümlü Dünya onlardan bir tanesi. İkinci Ölümlü Dünya. Covid'den sonra hani milyona ulaşmış nadir filmlerden bile. Artık milyon birçok film için hayal. Buradan yola çıkarak da insanlar diyor ki artık sinema Covid'den sonra bir ölüm şeyine, trendine girdi ve artık geri dönüşü de çok zor olacak. Evet, ölebilir de yani ölmeyebilir de. Başka bir alternatif varsa insanların önünde, ki var. Ya orada gerçekten sinema gönüllüleri bunu hayatta tutmak için işte o son çalışmalarını ben falan. Onlardan biri değilim ama diyorsun. Hayır, ben herhangi bir yerde duran biri değilim. Yani sinemayı çok seviyorum ben. Sinemada film izlemeyi çok seviyorum ama hani yani sinemayı kurtarma çabasına girmenin doğruluğunu tartarım ben. Evde dijital platformlarda mı yoksa sinemada mı film seyretmeyi seviyorsun? Bana gerçek fikrimi soruyorsan ben izlemek istediğim filmi evde izlerim. Ya evde, çünkü ben sakin kafayla oturacağım. Böyle durdura durdura izlerim ben filmi. Yani sinemada öyle bir film izlemem. Sinemada gerçekten mısırını alacaksın. İşte arkadaşlarını, çoluk çocuk falan. O entertainment durumunu severim sinemanın yani. Orada takılalım. Ben en son dijital bir tane platformda Nuri Bilge Ceylan'ın filmini seyrettim. Kuru Otlar Üstüne'yi. 3 günde seyredebildim filmi. Yani sinemada olsa 3 kere sinemaya gitmem gerekecekti. O da olduğu yerde yakalamam için o zor bir şey. Ya ben 3 günde değilse de hani 3 farklı dilimde izlemeyi tercih eden biriyim. Yani öyle izlerim böyle. 3 saatlik, yani 3 saat hatta birazı da var. Hak ediyor ama yani. Kesin, Nuri Bilge Ceylan her zaman hak ediyor. Ahlat Ağacı da öyleydi. Ahlat Ağacı bir tık uzun geldi bana sadece. Kış Uykusu mesela çok iyiydi yani. Süresi de çok iyiydi. Zamanımız bence çok yani iyiydi. Süresi. En iyi Nuri bana göre tabii Seyir Ceylan filmi. Yani. Ya Kuru Otlar Üstüne en iyi Nuri Bilge Ceylan filmi mi sence? Değil. Bence de değil. Değil ama zaman süresiyle alakalı değil o. Ya orada da şey var mesela, hani bu dördüncü duvarı niye kullandı diye çok sorular geldi, çok yüklendiler falan. Ya adam hak ediyor bunu ya. Yani dördüncü duvarı kullanmak istemiş. Yani bunun bir açıklaması olmamalı bence. Herkese her şey sorulmamalı ya. Seni Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan kavgasının içine sokayım mı? Sokacağım mı gerçekten?
İstemiyorsan sokmayacağım. Sok. Ya bu seçim ortamında geldin, bize bir nefes aldırdın. Sana bugün hiçbir kötü bir şey sormayacağım. Sor ya. Bak büyük de şeyle ya. Hiç de öyle bir sıkıştırasım da yok, sonrasım da yok. Söylemiyorum yani. Hayır, bana tutacağım tarafı söylüyorsan ben sana söylüyorum. Ben bir taraf değilim hiçbir konuda. Yok, taraf değil. Ben yani sormayayım. İstemiyorsan sormayacağım. Bak istiyorsan. Abi yani sen bilirsin. Hayat çıkış yolu bulurum ya. Eminim bulacağına. Ama her türlü magazinde haberim var. Öyle vallahi söyleyeyim sana. İyi ya, magazine görmeyeyim kendimi ya. Hayatta en çok neye sinirleniyorsun? O kadar değişiyor ki. O kadar değişiyor ki. En çok neye sinirleniyorsun? Ya ben şeyi sinirleniyorum. Geçen gün işte İbo'nun programında da söyledim. Ben küçücük şeylere sinirlenebiliyorum. Neden sinirlendiğimle ilgili daha çok sinirleniyorum. Gerçekten niye buna bu kadar sinirleniyorum? Neden bu kadar takıyorum? Ben neden sinirleniyorum deyip uzun uzun bununla boğuşuyorum. Sonra da neye sinirlendiğimi unutuyorum. Buna da sinirleniyorum. Diyorum ki yani ben demek canım sinirlenmiş ve sonra da şeyi düşünüyorum. Düzgün bir yaşantısı olan normal bir insan olduğum için diyorum ki bende bir şey eksik. Bir vitaminim eksik. Hormonal dengemde bir sıkıntı var falan, onu anlamaya çalışıyorum yani. Bütün aslında hikayenin başında senin Berkun'la birlikte bir tiyatronuz var, bir oyununuz var. Hatta Ozan da daha sonra dahil oluyor, değil mi? Ben mesela bu program için hazırlanırken öğrendim bunu. Bu benim cehaletim, özür diliyorum. Ama o dönem içerisinde bir sürü insanın büyük bir ilgiyle ve sevgiyle takip ettiği bir süreç o. Yeniden bir tiyatro hayali, fikri, yani neden ideali olmasın? Neden olmasın? Çok da güzel olur ama işte o da şey abi ya, zamanın bir kısmını ona ayırman gerekiyor. Böyle tiyatro benim yandan yapabileceğim bir şey değil. Yani ona bir zaman ayırmam gerekiyor. Onunla bir mesaimin olması, bir turne programımın olması. Yani tiyatroya ben erken giden biriyim. Ya yani tiyatroyla vakit geçiren biriyim. Şu an mesela bu tempomun içinde tiyatroya zaman bulamıyorum mesela, yani yapamıyorum onu. Ya bu tempo dediğinde birbiri içine girmiş o kadar çok şey var ki yapacağım. Ya onları da böyle söküp blok olarak atmam lazım tiyatro yapmak için. Berkun demişken kuvvetli bir alkış seyrettin mi? Seyrettim. Nasıl buldun? Şimdi bak, Berkun da demin bahsettiğim insanlardan biri. Berkun, ben Berkun'u 17-18 yaşından beri tanıyorum. Berkun'un yaptığı herhangi bir şeyi benim beğenmeme falan, öyle bir, ben ebeveyn gibi yaklaşıyorum olaya. Yaptığı her şeyle gurur duyuyorum. Berkun da öyle. Benim ilk filmin galasında gözleri dolu dolu ve çenesi titreyerek geldi, sarıldı bana. Biz öyle yaklaşıyoruz yani. Şimdi kuvvetli bir alkış, sen beğenirsin beğenmezsin, öbürü falan bir şey der. Yani ben herkesin söylediği şeye saygı duyarım. İşte Feyyaz'la ilgili, Gibi'yle ilgili bir şeyler söyledikleri zaman, ben kendi işimle ilgili söylendiğinde böyle ağzımı açamam. Eyvallah abi, çok sağ olun abi falan yaparım. Gibi'yle ilgili bir söyledikleri zaman da abi çok eyvallah ya falan. Yani evet, Feyyaz'ın o kadar benimserim ki onu, o kadar özümserim ki. Berkun'un bu işleri de öyle. Bir Başkadır'la ilgili övgüler, yani bir sürü şeyler söylüyorlar falan. Onları öyle alıyorum. Ya Berkun çünkü benim Berkun'um yani. Anladın mı? Kötü yani, beğenmediğim bir şey varsa mesela bir şeyle ilgili derim ki bu niye böyle? Yani burası neden böyle acaba bir süre sonra? Ali Bey neden? Ama bu çok özür dilerim. Bu şey gibi değil. İşte onu kayırmak gibi falan mevzu değil yani. Yok yok, ben bana çok iyi geçti söylediğin şey. Ben anladım. Ebeveyn yaklaşımı gibi düşün yani. Ali Bey neden taşındığınız semtlere özellikle arkadaşlarınızı taşıyormuşsunuz? Hayatlarını kurtarıyorum hepsini ya. Gerçekten. Hayatlarını kurtarıyorum. Çok güzel yerlere götürüyorum onları. Çok güzel yerlere götürüyorsunuz. İnsanları arayıp ben buraya taşınıyorum, siz de buraya taşınma ikna ediyor musun? Yani ikna ediyorum, evet. Ama ondan sonra sen de orada durmuyor musun? Yalan bu, kim söylediyse gel, büyük iftira. Günah, sırf bu yüzden cehennemde yanabilir. Beykoz'a. Bunu sorarlar öbür dünyada ya. Böyle iftira atmışsın falan. Beykoz'a taşınırken yanına hiç kimseyi taşındırttın mı arkadaşlarından? Beykoz'a taşınırken yanıma kimseyi taşımadım. Zaten taşınık da onlar. Taşınık. Onların yanına yerleştik. Oradan Riva'ya gitmişiz. Şirinler çünkü kasabası gibi bir yerimiz vardı biz. Yani 4 tane evden oluşan, çok tatlı günlerimiz geçti orada. Onun civarında da yani ya sevdiğin insana böyle kol mesafesinde yakın olmak istiyor insan ya. Sonra sen Riva'ya taşınmışsın ama. Riva'ya sonra taşınmadım ama ya. 3-4 sene sonra taşındım. Hmm. Yani bu şey demek ki gel beraber öleceğiz burada demek değil ki yani. Ben geldim sonsuza kadar burada. Sonsuza kadar burada yaşayalım demek. Yani gel burada bir, benim mesela Zekeriyaköy'e taşıdığım bir sürü arkadaşım var. Zekeriyaköy muhtarı gibi. Bir sürü arkadaş. Ve çok da memnunlar. Sen çünkü sonra Beykoz'a. Ben tuhaf şekilde çok doğru zamanda taşımışım onları. Sonra fiyatlar uçtu gitti falan. Hepsinin duasını alırım özellikle. Dua etmiyorlarsa ararım bir duanı alayım diye. Böyle 2 dakika falan telefonu çıktı derim, bir dua ettim kendime. Çünkü hak ediyorum onu yani. Hakkımı ver.
Ve ben veriyorum. Ali çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sonunda bu programı yapabildik. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun demeyeceğim. Zaten yaptığın işlerin başarısı ortada. Peki ortak arkadaşımızdan bir şey geldi. Boynunda ne yazıyor senin? Boynumda Pretty Vice yazıyor. Pretty Vice yazıyor. Evet. Yani? Öyle olduğum için yazmadım ben onu. Ben bunu bir tane rap şarkıcısının boynunda gördüm. Rapçinin. Tatlı çok bilgi. Sevdim yani. Çok sevdim ve yaptım. Sadece o kadar. Benim ama dövmelerimde öyle şey bir şey de yok böyle. Yani dövmelerinin bir anlamı var mı falan. Bir tek şunun var. Burada ben bunu çok severim. Bunu. Bu fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Atatürk'ün çok evet. sevdiğim lafıdır. Bir an onun anlamı var. Pretty Vice yani. Evet. Çok sevdiğimiz arkadaşımıza da buradan selam. Bir selam. Tatlı bilge mi yazıyor? Selam gönderiyoruz. O kadar tatlı yani. Tatlı bilge, tatlış bilge. Aysun Beyzi yazsaydı. Çünkü onu karşılıyor yani. Evet bak gerçekten o olurmuş ama ben Aysun Kayacı yazarak yaşayamam muhtemelen yani. Hayatımı devam ettiremem yani. Pretty Vice okeysin. Okeyim okeyim. Çok seviyorum. Okey ben de seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hazal'a çok selam söyle. Hatta buradan İyi duyuyorsa Allah. Kendisine de çok selam söylüyoruz. Kolay gelsin. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte buradayız. Önümüzdeki hafta siyasete geri dönüyoruz. Seçim sonuna kadar döneceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş konuğumuz olacak önümüzdeki salı. Görüşene kadar hoşçakalın. Çelik Kapı, Candaş Tolga'yla az önce konuştuğumuz sundu.